Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Yeni bir araçtan, yeni bir videodan herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aracımız Skoda Superb 1.6 Jay motor. Aracımızın kilometresini paylaşacağım. İlk defa bu kadar yüksek kilometrede bir araç bakıyoruz Formel Motors olarak. Aracımızın kilometresi şimdi sizler de gördüğünüz zaman biraz şaşıracaksınız. Şöyle ilerleyelim. DSG aracımız bu arada. Tamamen servis bakımı dedi müşteri. Yeni almış bu aracı müşterimiz daha doğrusu. 605.299.000 kilometrede. Maşallah. İlk defa 600.000 kilometrede bir araca bakım yapacağız. Bakımdan kastımız bir yağ kaçağı mevcut. Müşterimiz bir ay kadar oldu alalı. Ve aracın motor kısmından yoğun bir şekilde yağ eksilmesi maalesef var. Dün bir check-up'ını yaptık aracın. Genel bir kontrollerini gerçekleştirdik. Araçta neler var neler yok. Motor vesaire hiç açılmamış bu araçta. Lakin silindir kapağının, daha doğrusu külbütör kapağının altındaki alüminyum kapak işlem görmüş. Burada sıvı contasından belli oluyor. Ayrıyetten şu gördüğünüz külbütör kapağı değişmiş. Üstünde zaten farklı bir marka var. Volkswagen ile ilgili bir numara vesaire yok. Ve zaten şunu belirteceğim. Bakın şu gördüğünüz yağ kapağı normalde şu şekilde durması lazım. Standartında yani şöyle bakın. Normalde biliyorsunuz yağınızın dolduktan sonra kapağınız düz duruyor. Fakat bu araçta yağ kapağı bakın gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Buradan dahil anlaşılabiliyor. Aracın antifrizi vesaire gayet güzel. Lakin değişim olmamış. Artık suya dönmüş. Yani güzelden kastımız pas yok. En büyük avantaj bu. Pas yoksa sorun yoktur. Bunun da değişimini zaten yapacağız. Gerçekleştireceğiz. Aracın motoru yıkandı. Yaklaşık bir hafta olmadı. Pazartesi günü yıkandı. Ve müşterimiz bizlere dün aracı bıraktı. Bugün günlerden Perşembe. Yine sağını solunu kontrol edeceğiz. Sizlere paylaşacağım. Yoğun bir şekilde yağ kaçağı var. Hemen aracı kaldırıp alt taraftan sizlere yağ kaçağını da paylaşıp işleme başlayacağız. Dediğim gibi bu araç bizlere ilk defa geliyor. 600 bin küsürde. Ve ilk defa samimi söylüyorum böyle bir kilometrede bir araca bakım yapıyoruz. En son 400 bin küsürlerde bir araca bakım yapmıştık. X5 bu aracın da 600 binde maalesef kilometresi. Lakin kilometreye göre diri bir araç, güzel bir araç. Yani şöyle hemen paylaşayım. Aracın içi olsun, torpido olsun gayet başarılı bakın. Yani güzel bakılmış bir araç. Göründüğü itibariyle gerçekten yani kapı içleri olsun, işte koltuklar olsun. Yani şaşırdım. Sizler de şaşırıyorsunuzdur umarım. Daha doğrusu yani hiç böyle bir araç beklemiyordum. Aracı yani görmeniz gerekiyor. Gerçekten yakından baktığımız kadarıyla aracın durumu muhteşem. Güzel bakılmış. Yani aracı satan kişiyi tebrik etmek lazım. Bakın kapı içleri, işte koltuk kılıfları. Şu gördüğünüz mesela radyo, işte klimanın tuşları olsun, gösterge paneli olsun. Maşallah aracımız gerçekten güzel. Ben çok beğendim. O yüzden maşallah diyorum. Nazar değmesin inşallah. Sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir tek handikap şu ön cam çatlak. Şu gördüğünüz ön cam çatlak. O da orijinali mi? Bakalım ön camla ilgili işlem var mı? Büyük ihtimal orijinali. Buralarda yok, orijinal değilmiş. Ya da orijinal de olabilir, bilemiyorum. Üretici kim? Olympia diye bir marka var. Değişiklik gösterebiliyor. Biraz uzattık videoyu ama hemen devam edelim. Şuradaki camın markasına bakalım. Normalde Olympia yazmaması lazım bildiğim kadarıyla. Evet. Skoda Seat logosunu görebiliyoruz. Ön cam değişmiş arkadaşlar. Aracımızı kaldırıyoruz. Ve alttaki yağ kaçağını sizlerle beraber kontrol edelim. Makinamızı kaldırdık. Şöyle sizlerle beraber bir inceleyelim. Yağ kaçağımız yoğunluk olarak yağ kütüğünün oradan geliyor. Bakın şu kısımdan net bir şekilde görebiliyoruz. Civata diplerinden
geliyor. Zaten sıvı conta işlemini görebiliyorsunuz. Daha önce orada işlem yapılmış, sıvı conta sırıtıyor resmen. DSG mekatronik büyük ihtimal komple değişmiş. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl duruyor. Yani bu kilometreye kadar böyle pırıl pırıl durması biraz enteresan. Yıkama yapıldı ondan mı diyeceğiz ama yani hiçbir eskime yok. Yani cıvatalarda vesaire gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Normalde aracın şöyle söyleyeyim. Kaliperler olsun, buralarında paslanma mevcut. Aynı şekilde bu cıvatalara da yansıyor normal olarak. Lakin muhafazası filan orijinal duruyor. Araç düzenli bakıma girmiş. EGR vesaire değişmiş zaten, cıvata izlerinden belli oluyor. Ki zaten bu kilometreye kadar mümkün değil devam etmesi. İki yağ kaçağımız var. Birincisi yağ filtre kütüğünün alt tarafından geliyor. Kartel tapa, farklı bir tapa kullanılmış. İkinci yağ kaçağımız da külbütör kapağının çevresinden sızdırıyor. İlk olarak biz burada bir işlem yapacağız. Şuradaki yağ kaçağını keseceğiz. Ondan sonra eğer gerekirse diğer tarafa da müdahale edeceğiz. Baktığınız gibi şöyle gördüğümüz üzere hortumlarında vesaire sızıntıları görebiliyoruz. Araç yıkandığı için maşallah pırıl pırıl duruyor. Güzel yıkama yapmış arkadaşımız, sağ olsun. Evet. Şimdilik bu şekilde işleme başlıyoruz. Yağını açacağız. Filtre kütüğünü sökmeye başlayacağız. Sizlere de paylaşacağım. Yağ öyle bir hale gelmiş ki artık damlıyor gördüğünüz gibi. 9 yılda 600 bin kilometre yol yapan aracımızın yağ filtre kütüğünü söktük. Aynı şekilde kelebek boğazı, bunları paylaşacağım. Bir sökülen yere doğru ilerleyelim. Evet, gördüğünüz gibi. Daha önce işlem görmüş, sıvı contalardan vesaire belli oluyor. Zaten orikler şişmiş. Ama aracın şöyle bir güzelliği var, maşallah var. Antifriz sistemiyle alakalı, yani motor sistemiyle alakalı çok yoğun bir pas göremedim. İşte bu ne demek oluyor? Bakarsanız bağ olur, bakmazsanız viran olur, sıkıntı olur, dağ olur, her şey olabilir. Üzülen siz olursunuz. Aracımızın termostatı dahil daha önce değişmiş. Sıvı contalarından belli oluyor. Şuradaki ara bölümden görebiliyoruz sıvı conta işlemini. Hemen kütüğümüzü inceleyelim bakalım. Kütük zaten orijinali değil. Markayı falan göremedim. Yağ filtre kütüğünün şu contaları maalesef kaçırıyor. Özellikle cıvata bölümünde. Şu bu kısımlardan veriyor. Şu sistemi bayağı bir temiz, berrak. Normalde bu yağ filtre kütüğünün şu kenarları kırılıyordu. Yani söktüğümüzde parçalanmış oluyordu. Şimdi şöyle bir oradan bir parça şey alalım bakalım. Evet. Kemikleşmiş, sertleşmiş. Bakın. Ses yapıyor. Kütük gibi olmuş. O yüzden kaçırıyor yani. Aradaki conta görevini görmüyor maalesef. Sıvı contalar zaten her zamanki gibi burada. Buraları bir temizleyeceğiz, bir kendine getireceğiz. Sonrasında bir zaten yağ değişimi vesaire olacak. Antifriz dolum işlemi olacak. Şu bidonun içini bir merak ettim. Bidonun içine bakayım. Evet. Bidonun içi de gördüğünüz gibi işte. Diyoruz ya, zamana bağlı bidonları da değiştirin diye. Onun bir temizliğini de yapacağız. Kelebek boğazı da kurumların nasibini almış. Hem bunu temizleyeceğiz, hem de kütüğümüzü montajını yapacağız. Hatta kütüğümüzü bir kutudan çıkartayım. Elimi bir silmem gerekiyor sıfırıyla. Hem yan yana koyalım, bir bakalım sizlerle. Yeni yağ filtre kütüğümüzü de koyduk. Şöyle sizlere paylaşayım. Hatta buranın o-ringini bir yerine takalım. Şöyle çevireceğiz. Şöyle geçirelim. O-ring 0'a 0 olmuş artık burada şu yüzeyde. Zaten bu da 0'a 0 olacak. Yani sıktığımız zaman o-ring orada bir genleşecek. Yüzeyi kapatacak. İşte kemik gibi olduğu için maalesef
Şimdi kilometreyi bizler böldük. Ortalama 60 bin kilometre yol yapıyor bu araç yıllık. Çabuk yorulan bir araç. Bu araçta yağ değişimleri vesaire zamanında olmazsa işte bu şekilde parçalar bozulmaya başlar. Müşteri yeni almış zaten, size de paylaştım. Yeni kütüğümüz ve eski kütüğümüz arasındaki fark. Şimdi montaja geçiyoruz. İlk olarak oraları bir pırıl pırıl temizlememiz lazım. Ondan sonra montajını yapacağız sizlerle beraber. Yağ filtre kütük montajını gerçekleştirdik. Şöyle sizlere paylaşalım. Aracın motor yağı öyle bir işlemiş ki her yerde yağ kaçağımız mevcut. Maalesef motor yıkandığı halde. Şimdi sizlere bir ayrıntı paylaşacağım. Şöyle bakın. Şu sıvı contaya dikkat edelim. Şimdi sıvı contayı çekmişler oradan su kaçırmasın diye. Aynı şekilde termosu da çekmişler. Bunun en kötü senaryosu, buradan bir sıvı conta parçası koparsa motor içerisine, yani devir daim veya işte su kanalı, radyatör veya su hortumu herhangi bir yere geldiği zaman su dolaşımını yapmayacak maalesef. Araç belki hararet yapacak, belki başka bir şey olacak. Onun haricinde diyelim araçta hararet yükselmeye başladı vesaire. Şimdi onu kestiremeyen usta bilemeyecek zaten. Dolayısıyla işte termostat değiştirelim, olmadı. Onu sökelim, başka bir şey takalım, olmadı. Bir sürü arızayla uğraşacak. Dolayısıyla işte bu tarz işlemler maalesef alan kişilerin başının derdi oluyor ve uğraşa uğraşa artık adam bıkıyor arabadan. Bunu da paylaşmak istedim. Bu da ayrı bir ayrıntı. Kütüğümüzü taktık. Su hortumlarının montajını gerçekleştiriyoruz. Üstteki su borumuzu takacağız. Maalesef sıvı contayla toparlanan bir araç. 600 bin küsür de 2013. Normalde her bozulan parçaya OEM ürün veya tamamen orijinal kullanılsa böyle problem olmaz. Yani şu külbütör kapağı mesela yan sanayi kullanılması iyi değil. Çünkü bunlar önemli parçalar. Hortumlarımızı takıyoruz. Kelebek boğazını temizleyip montajını gerçekleştireceğiz onun da. Kelebek boğaz temizliğini de gerçekleştirdik. Şöyle sizlere paylaşalım. İç taraf güzel bir şekilde temizlendi fakat bazı izler geçmiyor artık, yapışmış. Kazısanız dahil geçmez artık. Kurumun rengini almış arkadaşlar. Montaja geçiyoruz. Bunun da temizliğini yaptık. Adaptasyonunu da en son yapacağız. Bunları temizlerken benzin, tiner vesaire kullanmıyoruz. O renkleri direkt bozuyor, bilginiz olsun. Yağ filtre kütük montajımızı gerçekleştirdik. Şöyle sizlere paylaşalım. Artık bu yağ ne zamandır böyle kaçırıyorsa hortumları resmen laçkalaştırmış gördüğünüz gibi. Hani motor yağı kavuşça vesaire geldiği zaman bozuyor diyoruz ya arkadaşlar. Tamamen gördüğünüz gibi sistem maalesef bu şekilde oluyor. Yukarıdaki hortumda da göründüğü üzere uç tarafı genişlemiş. Şimdi motor yağını açacağız. Bir de bu aracın kavramasında, volantında, daha doğrusu volantında ses var. Onu da sizlere paylaşacağım. Şimdi şöyle seyyarımızı bir koyalım. Bu tapa normalde Volkswagen'e ait tapa değil. Helikoil yapılmış ve tapa farklı bir tapa kullanılmış. Yağını bir açalım. Normalde engine flash yapacaktık lakin görüyor musunuz? Su olduğu için kartelde oranın temizliğini yaparken mesela kütük sökerken bunlar önemli. Motor suyu sistemin içerisine gidebiliyor. Biraz suyumu süzülsün, yağını açıyorum.
Kullanılan teflona bakın. Teflon nerede? Her bakımda tapa değişmesi lazım. Teflon riskli. Tapa borumuzu değiştirdik. Şimdi motor yağımızı dolduracağız. Antifriz dolum işlemi yapıldı. O tarafı bir gösterelim. Şimdi motor yağımızı bir dolduracağız. 5 litre. 504-507 Posidon. Şöyle hemen yağımızı dolduralım. Evet. Altın sarısı yağımızı dolduruyoruz. Lakin tam 5 litre doldurmayacağız. 1.6 caylarda aracına göre değişiklik gösterebiliyor. 4.8, 4.5, 4.3 arabasına göre, karterine göre değişiyor. Evet, yağımız biraz sürsün. Yaklaşık 1 litre bırakacağız. Yine kontrol edeceğiz. Motor yağ dolum işleminden sonra ilk marşımızı yapalım bakalım. Sizlere de sesi paylaşacağım. Vitesimiz N'de. Kontağımızı açıyoruz. Antifrize doldurduk. Motor yağı da doldurduk. Makinamız biraz ısınsın. Sizlere sesi paylaşacağım. Normalde araç sıcak geldiğinde volantta takır takır sesimiz mevcuttu. Biraz suyumuz vesaire çeksin. Marşa basmış olduk. Bir aracımız toparlasın. Sonrasında test sürüşümüz var. Evet, yol testindeyiz. 10 dakika önce bir araçtan indim. Onu teslim ettik. Sonra bu araçla teste çıktım. Vaktimiz daralıyor. İftar saatine gecikmeyelim. Antiviriz değişim sonrası direkt müşteriye teslim etmiyoruz. Kendimiz bir yol testine çıkıyoruz. Bir fan açıyor. Hararet 90 dereceye geliyor. Çünkü 10 dakika önce teslim ettiğimiz araçta müşteriyle yol testine çıkmıştık. Daha doğrusu bakın. Burada soğan yuvarlanıyor. Ve kendisine şunu belirttim. Araç Silivri'ye gidiyor. Otobanda gideceği için antiviriz değişim sonrası tam 90 dereceye gelip fan açmadığı sürece, termostat açmadığı sürece müşteriye verdiğimizde yolda su ikaz lambası yanıyor. Su alta doğru çekiyor. Ve müşteri de yolun ortasında otobanda, yani kenara sağa çekip işte ekleme vesaire biraz zor olacağı için bizler ilk olarak testini yapıyoruz. Ve kendilerine belirtiyorum. Sizler de eğer antifriz değişimi yaparsanız yaptırdığınız zaman aynı prosedürü uygulayın ve sabahleyin motor dinlenmiş bir şekilde marşa basmadan suyunu tekrar kontrol edin. Evet, trafiğe bakın. Adım başı trafik. Şimdi bu araçla da yol testini bitireceğiz. Bir ses geliyor diye bakıyordum. Meğer soğanmış arkadaşlar. Yuvarlanıyor arkadan öne doğru. Evet, 605 bin kilometrede makina. Şakır şıkır viteslerimiz de güzel ama kavramada titreme var. 1'den 2'ye vesaire attığımızda titremeyi görebiliyoruz, ya hissedebiliyoruz daha doğrusu. Zaten volan sesi de vardı ama sizlere paylaşamadım. Şimdi dükkana geçtiğimde bir daha dinleyeceğiz. Müşterimiz ilk aracı getirdiğinde lifte aldığımızda sesi çok net duyabiliyorduk. İlk çalıştırdığımızda sabahları veya işte sıcakken hiç fark etmiyor. İlk çalıştırdığımızda bir ses arkadan veriyor arkadaşlar. Takır 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 takır. Evet, yol testinden geldik. Arka taraftan ince bir ses geliyor. Motor suyumuz da açtık, bir daha kontrol ediyorum. Bakın, sesi sizlere paylaşacağım.
Evet. Bu sesimiz volant sesi. Volant tek değişmiyor, kavramayla beraber değişiyor. Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Mermi gibi araçtan herkese saygılar, sevgiler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Polman Motors'tan herkese elveda diyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Polman Motors'tan herkese merhabalar. Yeni bir araçta sizlerleyiz. DSG güçlendirilmiş tüp uygulamasını gerçekleştirdik. Aracımız Seat Ibiza, 129.000 km'de 2012 model. Daha önce DSG ile ilgili şanzıman yağı dahil değişmemiş. Hem mekatronik hem şanzıman yağı. Ve müşterimiz bizlere geldiğinde hidrolik boşluk koruma arızası mevcuttu. Kendisi zaten göstergeden tespitini yapmış. Bugün günlerden cumartesi randevumuzu oluşturduk ve ilk deneyimi müşteri şu an kullanıyor ve kendisinden yorumları alacağız. Yorumlarınız nelerdir abi? Abi araba çok daha serileşmiş ve kesinlikle ben bu aracın yeni bir kullanıcısı olmama rağmen, yani yeni aldım aracı, farkı anında hissedebiliyorum. Yani benden daha eski kullanıcı olanlar, böyle arabasında 20-30 bin kilometredir kullananlar kesinlikle anında anlayacaktır farkı. Yani gidişi baştan sona değişmiş diyebilirim. Şanzımanın tepkileri çok çok iyi şu anda. Memnunuz. Çok memnunum. Kesinlikle memnunum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ustacığım. Eline koluna sağlık. Çok sağ olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler.